Sağlıklı yaşam için nelere dikkat ediyorsunuz? Yani gıda, genelde gıda ve spor. En son ne zaman bir doktora gittiniz? Yani bir ayı geçti. Check-up yaptırdınız mı? Yaptırdım. Evet. Alternatif tıp hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani şu anda pek bilgim yok. Yorum yapamayacağım, evet. Peki her anlamda tüm sağlık konularıyla ilgili bilgilendirmek 7-24 saat ister miydiniz? Tabii ki. Sağlıklı yaşam için nelere dikkat ediyorsunuz teyzeciğim? Vallahi dikkat ediyoruz işte bu yaştan sonra artık ne olacak be kızım? Kendimizi ona göre ayarlıyoruz. Peki bu yaşa kadar dikkat ettiniz mi kendinize? Ettik. Ne gibi dikkatler mesela, ne gibi önlemlerinizi aldınız? Şimdiye kadar bu yaşıma kadar ben çok bir hastalık görmedim. Fakat şimdi 2005'te bir kalp krizi geçirdim. Ondan sonra dikkat ediyorum işte. Çok geçmiş olsun. Check-up'ınızı falan sürekli düzenli yaptırır mıydınız? Tabii. Doktor kontrolündeyim zaten. Alternatif tıp hakkında bir merakınız var mı? Yani bilginiz ya da bir merak ettiğiniz bir tarafı alternatif tıp. Yok. Öyle bir şey. Alternatif tıp biliyorsunuz, bu bitkilerden, şifalı farklı ürünlerden elde edilen sağlıkla ilgili ürünler. Evet, televizyondan dinliyoruz. Bize göre yiyecekleri dikkat ediyoruz tabii. Peki şu an sağlıklı besleniyor musunuz? Hemen hemen ama tabii kendimizi idare edeceğiz artık. Sağlıklı yaşam için nelere dikkat ediyorsunuz? Sağlıklı yaşam için daha öncesinden, yani bundan birkaç yıl öncesi dikkat ediyorduk ama şu an etme şansımız yok işimiz gereği. Ama etmekte fayda olduğunu düşünüyorum ve edemiyorum şu an. Peki en son ne zaman doktora gittiniz? 20 gün önce. Check-up yaptırdınız mı? Check-up'ı yaklaşık bir yıl önce yaptırmıştım. Ağız sağlığına dikkat ediyor muyuz? Dişlerimizden belli oluyordur yani, bunu da dikkatliyim, evet. Dikkatlisiniz. Spor yapma imkanınız var mı? Zamanım olduğu zamanlarda değerlendirmeye çalışıyoruz ama son bir yıldır zamanımız yok. Alternatif tıp hakkında düşünceleriniz nelerdir peki? Alternatif tıba inanıyorum. Faydası olduğunu da düşünüyorum. Ama tabii ki bunu yine bir lisanslı hekim tarafından onaylı bir şekilde, kontrollü bir şekilde yapılmasından taraftarım. En son ne zaman doktora gittiniz? Doktordan çıktığımız yok ki. Hastalık hiç bitmiyor. Check-up yaptırdınız mı? Check-up gibi bir şeyler oluyor zaten. Her seferinde bir taraflarımızı muayene ettiriyoruz muhakkak. Peki alternatif tıp hakkında düşünceleriniz neler? Yorum yok ona. Ona bir şey diyemeyeceğim. Ufaklık sizin? Evet benim. O da hastaydı. Doktordan getiriyorum şimdi. Nesi var? Öksürüyordu. Bronşit çıktı. Film çektirdik. Yani hastanelerden çıkamıyoruz açıkçası. Peki bunun için bir önlem alıyor musunuz? Yani yaşantınızda, çocuğunuz ya da kendiniz için hani hastalanmamak amaçlı bir önlemleriniz, aldığınız kontrolleriniz var mı? Önlem demekle kastınız ne? Mesela sıkı giyinmek mi, doktora sık sık gitmek mi, kontrollü gitmek mi? Nedir kastınız? Kontrollü gitmek, takiplerini bırakmamak, sağlıklı beslenmesine dikkat etmek, hava ortamlarından korumak. Tabii ki onların hepsine dikkat ediyoruz. Etmesek zaten bu kadar peşine düşemeyiz ki. Zaten ne kadar baksak o kadar hasta oluyor bu çocuklar. Diş sağlığına önem veriyor musunuz? Diş sağlığı. Evet. Tabii daha hepsi yeni çıkıyor zaten. Peki süt dişleri boyunca hiç doktora götürdünüz mü? Götürdüm. Ne kadar aralıklarla götürdünüz? 2 ayda, 3 ayda bir götürdüm. Normalde 6 ayda bir süt dişleri de olsa kontrollü gitmesi gerekiyor. Siz gayet bilinçli bir annesiniz. Getiriyorum, teşekkür ederim. Sağlıklı yaşam için nelere dikkat ediyorsunuz? Öncelikle yediklerime dikkat ediyorum. Doğal olarak besleniyorum. Ayrıca spor genel ağırlıklı yapıyorum. Bunun haricinde pek bir şey yok yani. En son ne zaman doktora gittiniz? Yaklaşık 1 sene oldu diyebilirim. Evet. Sağlıklı beslenip düzenli egzersiz yapıyorsunuz fakat doktor kontrollerinizi ihmal etmiyor musunuz? Ya şöyle yani kendimde bir rahatsızlık bulmadığım sürece doktora gitmem açıkçası. Yani yediğim besinlere dikkat ederim özellikle. Hani vitamin eksikliğim varsa zaten ona göre hangi besin almam gerekiyorsa, mesela soğuk algınlığında genelde C vitamini eksikliğinden kaynaklandığını biliyorum. Sağlıklı yaşam için nelere dikkat ediyorsunuz? Nelere dikkat ediyorum? Olabildiğince zararlı şeyleri tüketmemeye çalışıyoruz. Sigaradan uzak durmaya çalışıyoruz. Klasik.
fazla sinirlenmemeye çalışıyoruz. Sakin kalmaya çalışıyoruz falan filan. Yani olabildiğince doğal şeyleri alıp yemeye çalışıyoruz. Ama ne kadar mümkün tabii. Yani koşullar içinde bunlara dikkat ediyorum. Egzersiz yapıyor musunuz? Tabii ki, tabii ki. Peki en son ne zaman doktora gittiniz? En son yaklaşık 2 hafta önce bir doktora gitmiştim. Ama tabii ki Türk milletiyiz biz. Yumurta kapıya sıkışmadan maalesef doktora gitmiyoruz. Ufak bir rahatsızlığım oldu, öylelikle gitmiştim. Check-up yaptırdınız? Hayır, hiç hayatımda hiç yaptırmadım. Yaptırmadınız. Hayır. Peki alternatif tıp hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi çok fazla kapsamlı bilgim yok. Ama şöyle söyleyebilirim çevremden, olumlu neticeler alanlar da var. Hiçbir faktörü olmadığını söyleyenler, savunanlar da var. Yani kendim denemediğim için yorum yapmam yanlış olur. Sağlıklı yaşam için nelere dikkat ediyorsunuz? Kalbime dikkat ediyorum. Tansiyonuma dikkat ediyorum. Sağlıklı şeyler yiyorum. Egzersiz yapabiliyor musun? Yapıyorum. Spor yapıyorum. En son ne zaman doktora gittiniz? 1,5 ay önce. Check-up yaptırdınız Yaptırmadım. Mı? Hayır. Yaptırmadınız. Peki alternatif tıp hakkındaki düşünceleriniz? Daha iyi şeyler olabilir. Peki sağlıkla ilgili gelişmeleri son zamanlarda nasıl buluyorsunuz? Çok iyi buluyorum. Hele devletin yaptığı sağlık atılımları beni çok tatmin ediyor. Sağlıklı yaşam için nelere dikkat ediyorsunuz? Yediklerime, fazla strese girmemeye, her şeyi olduğu gibi kabul ederek yaşamaya ve inançla Rabbim dilemeyi istiyorum. Çünkü ruh Allah'a ait, beden ise bu dünyaya. Bedenimi dünyanın dokunan şeylerinden mahrum bırakarak, imanla da temiz yaşama özenerek, gayret ederek sağlığımı koruyorum. Peki en son ne zaman doktora gittiniz? En son ne zaman? Doktora gidip bazen ben sigortalıyım, ilaç alıyorum. Kronik bir rahatsızlığım var. En çok onun için dikkat ediyorum. Şeker var. Yani ilaç almaya gittim ama muayene yok yani. Check-up yaptırmadınız? Hayır, yaptırmadım check-up. Peki çok... Tahliller yaptırdım tam tahlil olarak. İşte şekerim, kolesterolüme çok dikkat ediyorum. Peki bunlara daha uzun yıllar önce dikkat etmeye başlamış mıydınız? Bilmiyordum, hayır. Yani 43 yaşımda geldi bu şeker rahatsızlığı, odur budur. İşte mümkün olduğu kadar dikkat ediyorum. Rahatsızlandıktan sonra bilinçli davranmaya başladınız anladığım kadarıyla. Bilmiyordum da doğrusu. Evvel de yoktu. Benim yaşım bugün 70. Ben 43 yaşındayken bir şeker rahatsızlığını duymamıştım bile. İşte düzenli doktor yoktu. Düzenli doktor kontrolleri yapılamadığından bu tür sorunları tabii ki fark edemiyor insanlar. Sağlıklı yaşam için nelere dikkat ediyorsunuz? Sağlıklı yaşam için fast food yememeye çalışıyoruz. Düzenli geç saatte yememeye çalışıyoruz. Genelde evde yemeye çalışıyoruz yemeklerimizi. Egzersiz yapıyor musunuz? Yok. Çalıştığımızdan dolayı çok fazla yaptığımız söylenemez egzersiz. Tabii yapmak gerekiyor ama biz çalıştığımız için mümkün olmuyor. Peki düzenli doktor kontrollerinizi yaptırıyor musunuz? Yok, hayır. Check-up yaptırdınız mı? Check-up bir kere yaptırmıştım. Bir 3-4 yıl önce. Peki alternatif tıp hakkında düşünceleriniz nelerdir? Alternatif tıp bitkisel ilaçlar konusunda mı? Yani faydalı olanları da var ama sonradan bu biraz popüler olduğu için bundan yararlanmak isteyen firmalar da var. Yani faydalı olmayanları da var. Mutlaka iyi kalitelileri var ama bu popülariteden yararlanmak isteyen firmalar olduğunu da biliyoruz biz kendimiz bu işi yaptığımız için. Peki sağlık alanında son yıllardaki gelişmeleri nasıl buluyorsunuz? Vallahi çok fazla karışıyor. Yani biz çok fazla biz bile takip edemiyoruz. Yani bir yasa çıkıyor, bir ay sonra değişiyor, müşteriler şaşırıyor, muayene ücretleri çıkıyor, birkaç ay sonra kalkıyor, çok fazla değişiyor. Yani biz bile takip etmekte çok zorlanıyoruz yani.
İlaç fiyatları yarıya bazıları düşüyor, bazıları artıyor. Yani bir dengesizlik var. Değişiyor, bayağı bir değişiyor. Peki ağız sağlığınıza ne kadar önem veriyorsunuz? Ağız sağlığımıza ne kadar önem vermeye çalışıyoruz? Ben fırçalamaya çalışıyoruz. Çok sık olmasa da fırçalamaya çalışıyoruz. Yani bir genelde bir şikayetimiz olmadan doktora gittiğimiz yok açıkçası. Ancak bir yerimiz ağrıyacak veya işte kırılacak falan, o zaman ancak doktora gidebiliyoruz. Sağlıklı yaşam için nelere dikkat ediyorsunuz? Tabii ki beslenmeye. Egzersiz yapıyorsunuz. Egzersiz yapıyorum. Yürüyüş yapıyoruz oğlumla beraber. Bir saati buluyor işte sadece yürüyüşler. Düzenli doktor kontrollerinizi tabii yaptırıyor musunuz? Hemen hemen yılda bir kere işte diş, kulak, yani genel olarak bir sağlık taraması yaptırıyoruz. Çok güzel. Peki tüm bu konularla ilgili, sağlık konularıyla ilgili sizlere 7-24 saat bilgilendirecek bir kanalınız olsun ister miydiniz? Tabii ki isteriz. Çok yakında Sağlık Türk TV'den sizi bilgilendirmeye başlayacağız. Çok güzel, çok sevindiniz, mutlu oluruz. Peki bu arada alternatif tıp hakkında düşünceleriniz nelerdir? Alternatif tıp hakkında çok iyi şeyler düşünmüyorum aslında. Ne gibi mesela? Yani daha çok böyle gidip muayene olabileceğim, düzenli olarak gidebileceğim yerlerden daha çok ilgileniyorum. Peki son zamanlarda Türkiye'de sağlıkla ilgili gelişimlerden memnuniyetiniz ne durumda? Tabii ki memnunum. Yani yurt dışında birçok doktorumuzun yaptığı şeyler beni gururlandırıyor tabii ki. O yüzden mutluyuz.